Tonight, we celebrate the art of storytelling. Oh, and the misfits, the outcasts, the misunderstood, those voices long deprived. Be loud, be seen, be lit, be heard, 'cause tonight we come alive! Merhaba, 92. Akademi Ödülleri hakkında konuşmak için buradayız. 91. hakkında konuşmuştuk geçen sene, daha dün gibi aklımda, ne kadar sönük geçti. Green Book ne kadar işte beklenilen bir filmdi, niye çok sevmedik veya ne tarafları iyi gibiydi diye burada tartışmıştık. Şimdi bu sene aslında geçen seneye göre daha hareketli bir Oscar ödül töreni yaşadık. Onun üzerine buradayız, tekrar beraberiz. You know, I was thinking today, Chris, that we both have hosted the Oscars before and this is such an incredible demotion. They don't really have hosts anymore. Why is that? Twitter! Everybody's got an embarrassing tweet somewhere. I know I do. En büyük hareketli tabii ki Eminem'in 18 sene sonra Lose Yourself'i söylemesi canlı olarak sahnede. En büyük hareketlilik oydu ne yazık ki. İkincisi de tabii ki meşhur Parazit'in ilk defa İngilizce dışında başka bir dilde çekilmiş bir filmin çok önemli ödülleri almasıydı. En iyi film bunların başında geliyor, en iyi senaryo vesaire. 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라, 건강들 하시고. 일거리가 없으셔도. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. 대학생인 척 하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. Evet, Parazit gerçekten çok şaşırttı. Şöyle ki yani bloglarda, forumlarda, işte sosyal medyada herkes Parazit'in en iyi film olduğu o seçme içerisinde. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시의적절하다. 부자들이 원래 참 잘 속아. 그래서 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? Ve işte çok büyük yönetmenlerin, çok iddialı oyuncuların Amerikan sineması içerisinde işte Ford v Ferrari'den tutun işte 1917. Aslında bu ünlü yönetmenlerin, bu büyük oyuncuların çok da şaşalı, çok da iyi performans sergiledikleri film olmadığı ve Parazit'in daha iyi bir film olduğu çok fazla tartışılıyordu. Ama ne olursa olsun yine Hollywood 1917'yi en iyi filme verir. Sam Mendes tek planda çekmişçesine bir birleştirmeyle, bir kurguyla filmi hani farklı bir estetik sunmaya çalışmış, iddialı böyle büyük bir yapım için ona da en iyi yönetmen gider diye tartışılıyordu, söyleniyordu ve Parazit bunların tamamen tam tersini göstererek büyük ödülleri aldı. Yakşı. 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나 하고 떠올랐는데. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과 선배는 김지모 그는 이사촌. 내난 Güney Kore sineması. 내난 Hollywood böyle bir değişiklik yaptı. Benim şahsi görüşüm, Hollywood her zaman kendi standartları karşısında, kendi anlatım dili üretiminin karşısına çıkabilenlerini bir şekilde kendi içinde öğütüp, kullanıp, özümseyip, oradan yeni, daha fresh, daha iddialı Hollywood yapımları çıkarmak için kullanmıştır. Yani 1940'ların ortasında Amerikan sineması dediğimiz bu anlatı ve üretim sistemi zaten ortaya çıkmıştı. Ve 1940'ların ikinci yarısından, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden itibaren Hollywood kendisi dışında üretilen dilleri, anlatım stillerini zaten ödül vermeye başladı Oscar'larda. İtalyan yeni gerçekçiler, Fransız yeni dalgalar, efendime söyleyeyim yeni Alman sineması 80'lerde. Daha sonrasında İngiliz sinemasına bir dönüş yaşanmıştı, büyük tatif edilmişti. Hala bunun esintileri var. Güney Amerika sineması 90'ların sonu 2000'lerin başında. 2010'lara vardığımızda Fransız Kanada sineması, geçen sene Latimos'un çok güçlü bir aday olmasıyla beraber Yunan sineması gündemdeydi. Fakat günümüze geldiğimizde bunların hiçbirisi, batılı diyebileceğimiz Güney Amerika sineması dışında hiçbirisi diyemeyeceğimiz bir yeni, daha Hollywood
gözünü, Hollywood'a alışkın bir gözü şaşırtan yeni bir dili ortaya çıkardığını ve ona ödül verdiğini ve dolayısıyla onu da Hollywood içinde bir şekilde kullanacağını düşünebiliriz. Daha önce 90'ların sonunda benim için ilk aklıma gelen film Crouching Tiger, Hidden Dragon'du. Hong Kong sineması, onun sürreal aksiyonu ve onunla beraber bir gerçeküstü anlatım da Hollywood tarafından benimsenmiş ve ödüllendirilmişti. Ama bu kısa süren bir akım oldu. Sadece kısa süren değil, Tarantino'yu bile etkileyen bir akımdı diyebiliriz. Ancak Güney Kore sinemasının getirdiği bu tazelik uzun süre devam edecek gibi düşünüyorum. Ama kapitalizm demek, Hollywood demek ne kadar uzun süre, bunu da bu postmodern dünyada kıstaslarını bilemeyiz. Şu an öngöremeyiz. Parazit'in bu kadar büyük bir film olarak dünyanın her yerinde bu kadar alkışlanması, evet bir yenilik var. Farklı türlerin bizi şaşırtan bir şekilde, heyecanlandıracak bir şekilde birbiri içerisine geçmesi, bir hikayeyi en iyi şekilde kullanması ve onun da ötesinde yine bizi heyecanlandıracak şekilde şaşırtan anlar, ummadığımız hikaye kırılmaları ve karakterlerde ummadığımız dönüşümler, değişimler ve bunların bir şekilde o hikayenin mantığı içerisinde bizi şaşırtsa da kabul edebileceğimiz bir özümsemeye götürmek gerçekten Parazit iyi bir film. Fakat bunun yanında Parazit'in kendi açımdan söylemek gerekirse çok da büyük bir şaşırtıcı taraflarının bazı yerlerde olmadığını da düşünüyorum. Şöyle ki bir kere sosyal sınıf çatışması, zengin ve fakir. Hani bizim Yeşilçam sinemamızdan da çok iyi bildiğimiz bu temel çatışma. Batılı toplumlarda, Amerika için çok fazla söylemek istemiyorum ama Avrupa'da büyük bir heyecan yaratmıştır. Çünkü toplumsal sınıflar Avrupa'nın tarihi içerisinde organik bir şekilde ortaya çıkan ve onların arasındaki çatışmalar da tarihteki en büyük hani dönüşümleri yaratan, işte burjuva aristokrasi, işçi sınıfı burjuva aristokrasi gibi olayları ortaya çıkarmıştır, olguları ortaya çıkarmıştır daha da ötesinde. Fakat bizim gibi batılı olmayan toplumlar bu süreci çok daha kısa sürede yaşadı, 100-150 yıl. Güney Kore için Kore Savaşı'ndan günümüze düşünürsek yaklaşık 60-70 yıl da yaşandı. Dolayısıyla sosyal sınıflar çok daha farklı bir şekilde ortaya çıktı. Farklı bir şekilde entegre oldu moderniteyle. Bizim ve Güney Kore'nin de karşılaşması ve kabulü moderniteyi çok daha farklı şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla oradaki hani iki temel sınıf ve onun büyük çatışması gündeme geldi. Mesela Avrupa'nın içerisindeki bu çatışmayı, toplumsal sınıf çatışmasını Jean Renoir'ın veyahut efendime söyleyeyim Michel Haneke'nin anlattığı filmlerde gördüğümüz veya Claude Chabrol'un anlattığı şekilde gördüğümüz zaman çok daha farklılığı hissedebiliriz. Ama bu film bize neden yakın ve neden aslında çok da şaşırtıcı değil? Çünkü benzer bir sınıf çatışmasını biz de tarihimizde yaşadık ve sinemamızda farklı şekillerde uyguladık. Bunun ötesinde tabii biraz komediye varan bir stereotipleştirme. İşte zengin, hafifte kötü, hafifte şapşal sınıf ve son derece akıllı, bahtsız, kurnaz, işte fakirler gibi bir durum var. Ve ailenin bütün aileyi, aile fertlerini o zengin eve entegre etmesi de çok büyük bir şaşırtıcılık arz etmiyor. İşin ucunda düşünürsek hani bizim de mahallemizde muhtemelen apartman görevlileri ya da süpermarket sahipleri, bakkallar da muhtemelen hemşehriler. Yani bu hemşehri kültürü, mahallecilik kültürü bizde de çok fazla gündeme gelmekte. Çok da iyi bildiğimiz bir durum. Bir arkadaşım yorum yapmıştı belli bir süre önce. Çok ciddi yönetmenler, çok ciddi oyuncular, rakip birbirine ama hiçbirisinin en iyi filmi değil. Doğru. Bir zamanlar Amerika'da
Tarantino için çok öznel bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tarantino'nun Hollywood ve Amerika tarihiyle bir yüzleşmesiydi. Oradaki tüm espriler, efendime söyleyeyim, tüm karmaşa hep onun bu çatışmalardan beslenerek ortaya çıkardığı hayal gücün sonucu. Dolayısıyla Tarantino'nun filmi her zaman çok beğenilmedi bu senik yani. Bir zamanlar Amerika'da çok beğenilmedi çünkü herkes anlamak zorunda değil ve çok karmaşık. Göndermeler çok fazla. Dolayısıyla insanlar sevmedi. Bunu da anlayabiliyorum ama ben Tarantino hayranı olduğum için o filmi zevkle izledim. Brad Pitt de Paul Newman'ın başına gelen ona gelmedi. Daha genç yaşta yakışıklılığını kaybetmeden bir Oscar ödülünü de kazandı. Gönül isterdik ki 12 Maymun'da kazanabilsin. Onun dışında Renée Zellweger ise Judy Garland'ı canlandırdığı Judy filmiyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını aldı. Bu onun ikinci Oscar'ı çünkü daha önce Cold Mountain'la en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı almıştı ve onun için harika bir comeback oldu. Çünkü uzun süredir onu görmüyorduk. The world's greatest entertainer out here without a drink. Frank Sinatra's here. Frank is great, but he is no Judy Garland. I don't have a home. I can't even get a manager. London would offer you a lot of money. Talk of the town is desperate to do a deal with you. You're saying I have to leave my children if I want to make enough money to be with my children? I would very much like to stay. Açıkçası özlemiştik de gerçekten iyi bir oyuncu. Gerçekten insanların çok sempati duyabileceği yumuşak yüz hatlarına sahip. Bu da gerçekten kameranın sevmesi bir oyuncuyu çok önemli onun oyunculuk gücü dışında ki Hollywood'un da çok sevdiği, takdir ettiği bir şey var. Hollywood tarihine, Hollywood'un geçmişine gönderme yapılan bir film, bir hikaye veya tarihsel bir oyuncunun tekrar çok inandırıcı bir şekilde canlandırılması Hollywood'un çok sevdiği bir şeydir. Dolayısıyla hayatı Hollywood'un altın yıllarına adanmış çocuk oyunculuktan olgun yaşlara kadar hem şarkıcı hem de başarılı bir oyuncu olan eşi Vincente Minnelli. What? Room service. I didn't order anything. There's a man under the trolley. Surprise. Ricky. You're gonna love me. Kızı Liza Minnelli de Hollywood'un bir parçası olan Judy Garland'ın melodramatik hayatını canlandırması da Renée Zellweger'ın tabii ki Oscar'larda en güçlü kadın, en iyi kadın oyuncu Oscar'ına en güçlü adayı olmasını doğurdu. Bunun dışında Marriage Story ile Laura Dern aldı ki o da oyuncu bir aileden geliyor. What we're gonna do together is tell your story. Did you dye your hair again? No, this is me. You don't like it? Is it shorter? I prefer it longer, but... How are you doing? Babası da annesi de zaten Oscar'a aday olmuş oyunculardı. Laura Dern Marriage Story'deki yardımcı kadın oyuncu rolüyle ödül aldı. Marriage Story bir Netflix yapımı. Gerçekten çok duygusal, dramatik yapısı oldukça güçlü bir filmdi. Bir zamanlar birbirini çok seven iki insanın... What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays. What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night. She knows when to push me and when to leave me alone. He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad, you're too far. I know. It's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant. She's He's very competitive. Bir arada yaşamayacağını fark etmesi, yaşadığımız toplumların, modern toplumların en önemli, en küçük grup parçası olan ailenin dağılması ve bunun yarattığı dram gerçekten her zaman iyi hikayeler ortaya çıkarabilen bir tansiyon yaratır. Burada da gerçekten oyunculuklar da harikaydı. Ancak filmi izlerken ben aklıma Kramer'a karşı geldi. I'm leaving you. Was this some kind of joke? Did you know that all the best chefs are men? You got some shell in there. Oh, it's all right. You like your French toast crunchy, don't you? No, Mommy always buys the kind with the orange circles on it. I want my son. Bol Oscar ödüllü ve 70'lerden bir film. Gerçekten 70'li yıllarda biraz nasıl diyeyim? Eski bir hikaye değil. Aslında hiç modası geçmeyecek bir hikaye ama Amerika'nın artık ona çok fazla yüzünü döndürmeyeceği bir hikaye. Marriage Story'de anlatılan hikaye günümüzde de tabii güncelliğini koruyor ama Amerika için önemi ve o dönem kamuoyunu çok etkilemişti, politik dünyayı etkilemişti. Hani modern toplumun direği olan
çekirdek ailenin yıkılması o dönem Amerika'nın önemli sorunlarından biriydi. Yani boşanma önemli sorunlarından biriydi. Dolayısıyla 70'lere ait bir hikaye gibi geldi. Günümüzde artık buna alıştığımızı düşünüyorum, acı da olsa. Kısaca değerlendirmeye çalıştım aklımda kalanları 92. Oscar ödüllerinden. Sevgiler.